buradaki projemizin ismi Bakır Kınalı Eller'de Hayat Buluyor. Burada Samsatlı bayanlarımızın bakır işlemesi üzerine biz GAP idaresine bir proje sunduk. Ve bu projemiz sağ olsunlar uygun görüldü. Ve şu an için 25 kursiyerimizle, hanımefendi kursiyerimizle birlikte bu kursa başladık. Efendim bu kursta öncelikle bakırlar bize ham madde şeklinde geliyor. Ve çeşitli işlemelerden sonra kullanılabilir hale raflarda yerlerini alıyor. Tabii ki burada bizim amacımız hanımefendilere bir meslek öğretmek. Belki de unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık mesleğini hanımefendilere yeniden canlandırarak öğretmek ve bunu da hem ekonomik anlamda da hanımlarımızın eline bir altın bilezik takmak. Tabii ki bu konuda yavaş yavaş kendileri siparişlerini alıyorlar ve güzel motifler ortaya çıkıyor. Sağ olsun Samsatlı bayanlar bizleri mahcup etmediler. Gerçekten çok kısa sürede bu işi kavradıklarını görüyoruz hep beraber. Buranın da özelliklerini ön plana çıkaracak motifleri de beraberinde işliyoruz. Tabii ki burada önemli olan hanımefendilerin hayal gücü. Hayal gücünü ön plana çıkararak bunları motiflere işleyebilmek. Ben bu konuda bu projenin gerçekten başarılı olacağına eminim. Sağ olsunlar kısa sürede bu işi gerçekten öğrendiler. Öğrenmeye gayret ediyorlar. Bu bir özveridir, özveri meselesidir. Şimdi burada bakır ham olarak bize geliyor. Biz tabii ki işte kahve fincanıdır, kahve tepsisidir, saattir. Bunların üzerine belli motifler belirliyorlar bayanlar. Bu motifler üzerine çizildikten sonra işlemesini yapıyorlar. Tabii ki burada gördüğünüz gibi ilk başta elde oymacılık olarak, daha sonra da makine ile tecrübelendikleri zaman makine ile bir oymacılığa başlıyorlar. Daha sonra bunların zımparalanması, işte gümüşünün çıkarılması, tabii ki bunlar teknik tabirler. Fakat biz de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Boyama işidir. Yani aslında bunun geliştirilmesinde biraz da kendi hayal güçleri de ön plana çıkıyor. Çok iyi gidiyor. Biz bakır işlemeciliği yapıyoruz. 9 aydır bu işin içindeyiz. Artık usta diyecek kıvama geldik sayılır. Bundan sonraki amacımız kendi iş yerimizde ya da gerekli halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak bu mesleği devam ettirmek.